Başkanı da biz siz şeye katmayalım. O da pasif duruma düşsün. Bu şekilde yapıyoruz biz. Ya şimdi bunu kaldırmamız şimdi lazım bizim yani. Buradaki önceliğimiz, örnek olarak veriyorum bunu. anladım, anladım. Buradaki şimdi bizim önceliğimiz Bayburt ve Bayburtlu olmalı. Yani konu burada şimdi Ali Başarılı, Veli Başarısız, ya o niye beni geçecekti? Bu şimdi bu burada çok yakışıksız bir durum bu. İşte burada kişiselleştiriliyor. Dernekler kişiselleştiriliyor. Bunu kaldırmamız lazım. Kim şimdi güzel hizmet yapılıyorsa. Şimdi şurada bir durum ben. Burada bir duras. Evet. Şimdi anladım. Vakıfla bu federasyon şeyi epey anladım. Ya şimdi eğer hizmet Bayburtlu'ya ise, Bayburt'a ise ki artık bu Bayburt'un buna çok büyük ihtiyacı var. Daha kesinlikle. Bunu taşıyacak bu bölük bölçüklüğü, bu kişilerin bu şahsi şeyleri götürecek bir şehir şeyinden çıktı Bayburt. Çıktı, kesinlikle. Bıçak kemiğe dayandı. Bittik, bittik, bittik. Evet. Ve öyle ki bittik derken yani efendim birilerinin efendim benden değilse ben bu kadar nüfusu tamamlamayalım da tek vekil çıksın. İkinci vekilimizi biz 3 dönemdir diri diri atan bir şehiriz biz. Hiç olacak iş mi bunlar? Bak, bu olacak iş mi? Şimdi bir müsaade et. Seni dinleyeceğim. Ben de bir diyeyim. Hele bir içimi döküm. Şimdi kardeş Bayburt burada. Evet. İhtiyaçlısı da burada. Ya İstanbul'da ya neyi çekemiyoruz biz? İstanbul'daki Bursa'dakini, Bursa'daki İstanbul'u. Demek ki bizde kardeş manevi boyut yok. Hizmet boyutu da yok. Biz boşuna dernekçilik yapıyoruz. Efendim birileri de o zaman sivil toplum kuruluşlarının başına geliyorlar ki diğer amaçlarına ulaşabilmeleri aynen. için bir basamak olsun. Basamak olarak kullanıyorlardı. O bu, da var. Bu değil, onun farkındayız zaten biz. Zaten onu aşmak lazım. Yani aşmak siyaseti lazım bunu. Dernekçilikten uzak tutmamız lazım. Siyaset derneğinin içerisine girdiği sürece dernekçilik kesinlikle yapılmaz. Benim şahsi fikrimdir bu. Batmaya yani mahkumsun. Gözlemlerin içerisinde de bu vardır yani. Siyaset o derneğe girerse batmaya mahkumsun. Batmaya mahkumdur. Çünkü bizlerin, derneklerin insanlarından her kesimde insan var. Tabii ki. Şimdi ben kalkıp ben şu falan partinin işte arka bahçesiyim, bayrağını sallıyorum dediğiniz zaman oturuz bayrağı tek başına sallarsın. Kimse seni gayle almaz. Amaç biraz şu abi. Bencillikten çıkıp da bizliğe girmek. Bizliğe girmek. Bizliğe girmek. Biz ne zaman ben değil de biz dersek inanır mısın başaracağız. Bizim en büyük sıkıntımız Bayburt'u. Bu kadar güzel bir Bayburt'u. Bu kadar tarih kokan bir Bayburt'u turizme kazandırmak. Şimdi başkanım ben bir soru sorayım sana. Bayburt'a geldim. Diyelim. Bayburt'a geldim. Yıllardır birkaç yıldır da gelmemişsin. Şehre girdi, şehirde çok güzel bir şey yapılmış. Toplumun faydasına. Herhangi bir park yapılmış, bir köprü yapılmış, her neyse. Ne kadar sevinirsin? Sevinirim. Sevinirsin. Çünkü bir eser. Peki Bursa'daki de gelindi mi sevinir? Sevinir. Ha? İstanbul'daki de sevinir mi? Sevinir abi, niye sevinmesin? O zaman biz neyi bölemiyoruz? Abi şunu bölmek değil. Bak biraz önce Recep Başkanım da dedi. Kafa yapıları farklı. Bak, aynı iş. Kafamız farklı, kafamız. Işık, farklı görüyoruz ışığı, farklı değerlendiriyoruz. Bir gerçek varsa biz o gerçeği 5'e bölüyoruz, 10'a bölüyoruz. Herkes bir şey kapmaya çalışıyor. Bak bir şey kapıyorlar. Şimdi başkanım dedi, ben o tanıtım günlerine de gittim. Evet, geldim. Gittim. Biraz önce sizinle sohbet ederken Hasan Bey de dedim ben, hatta davetiyelerini de getirdim. Evet. Ama oradan ne oluyor? Bir bütünlük sağlayamıyorsunuz. Bütünlük sağlayamayınca, ha bunu yapanlarda suç yok mu? Onlarda da var. Bakın da. Ben geçen sene gittiğimde de görünce erken döndüm. Bak erken dönüş yaptım. Niye? Ya bir şey yapıyorsunuz, bir eser meydana getiriyorsunuz ama bunu sadece kendinize mal ediyorsunuz. Yanınızdaki insanların sanki hiçbir emeği yokmuş gibi. Peki başka, bakın yokmuş gibi. Bir can alıcı bir soru daha sorun ben. Bu federasyon başkanı, vakıf başkanı, dernek başkanlarımız acaba o başkanların altındaki o toplum, hemşerilerimizde başkanlar gibi mi düşünüyor? Yoksa bu dediğim bu çatallaşma başkanlarda mı oluyor? Ya şimdi, tabanda var mı böyle bir sıkıntı? Tabanda da sıkıntı var. Olmaz olur mu abi? Olmaz olur mu? Birlikte. Yani biz de tabii olmaz. Sadece başkanlarda değil. Ya sadece başkanlarda taban değil. Yok, tabandan geliyor. Tabandan gelen bir şey bu. Bizim diye dedim ya tamam ben 15 kişilik yönetim kurulu üyeyim var. Evet.
Trabzon'da başarılı olmanın tek sebebi 15 kişinin 13'ünün birlikte yürümesi. Bakın 13'ünün, 15 demiyorum. İlla ki içimizdeki bir iki arkadaşın farklı fikri veya rotası değişik olacak ama 13 kişi yürüyünce onlar da yürüyorlar. Tabii, biz bir olacağız. Kardeş memleket sevdası olan bir. Toplum hepsi bir olur. Bir şu memlekete bir hizmet edeceğiz. Ama şimdi şu var. En sonunda sayın bir arkadaş işte Bayburt'un ileri geleni diyelim. Şeyi diyelim yani emini diyelim. Hı. Bayburt yani dışarıdan gelen fikirlere kapalı olduğunu söylüyor. Yani Bayburt'tan dışarıda şöyle yaşayan insanlara fikirlerini önem vermediğini söylüyor. Vallahi yani onun fikri. Yoksa vermesin. Onun onun fikri. Faydalıysa vermek zorunda. Yıllarca şunu söyledik. Ben 2007'de dernek genel sekreteri ki belediye başkanımızın Hükmü Bey'di o zaman bir talebimiz oldu. Sayın başkanım dedik. Trabzon basını çok önemli. Evet dedi önemli. Bir araba tahsis edin. Vali Bey'den bir program verin. Tarihi yerleri, gezilecek yerleri. Trabzon basını buraya akıtalım dedim. Hı. Ki bugün hala o basın benden öyle bir şey istiyor. 2007'de 3 gün boyunca bir arabayla beraber 7 kamera, 8 tane muhabir dağları taşları dolandık. Bayburt'u çektik. Ve ülkede ulusal basında belgesel olarak yayınladılar. Bayburt'u tanıttılar. Bayburt'u güzel güzel tanıttılar. Ya Bahattin abi şu anda çok güzel şeylerimiz var. Baksı Müzesi var, Kenan Yavuz Entegro Müzesi, Aydıntepe, yani sayamadığımız kadar. Ben hala şunu söylüyorum, bir Saadettin Okay olarak şunu diyorum. Trabzon'un Uzun Gölü'ne çıkmış Arap'ı oradan aşağı niye indiremiyoruz? Ben bunu soruyorum. Oradaki doları buraya niye getiremiyoruz? Niye getiremiyoruz? Tanıtım eksikliği mi var? Var. İşte Bayburt günleri ne için? Tanıtım günleri için yapıldı. Trabzon'da yapmaya kalktık. Trabzon çok yakın olduğu için bunu gerçekleştiremedik. Yoksa biz Trabzon'da Bayburtlar günü yapacaktık. Pandemi girince bıraktık. Sonradan daha elleyemedik. Ben merak o insanlar şu anda Trabzon'daki Arap turizmi yarı yarıya azaldı. Nereye gitti? Ordu, Giresun, Rize, geziyorlar Karadeniz'i. Ya geziyorlar adamlar. Ya buraya niye gelmiyorlar? Şimdi Trabzon'un neminde olup da Bayburt'un bu temiz, güzel klima havasını alan turistin ben geri döneceğini zannetmiyorum. Ya buradan kaçacağını zannetmiyorum. Yeter ki tanıtım. Ben şimdi şunu da söyleyeyim ben. Bir memleket sevdalısı kişi olarak bana desen ki Araplar hani yok dedim yerleşmesin. Yerleşmesin ama daha onu diyemiyorum. Bayburt bitti kardeşim. Yerleşsine biraz yatırım yapılsın. Maalesef. Bizim iş adamlarımız Bayburt'a yatırım yapmıyor artık. Artık denize düştük. Köpüğüne el atıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Yani şimdi sen turizm konusuna getirdin. Ben acizane habire yaylalarımızı, o doğal güzelliklerimizi gümbür gümbür veriyorum. Mesela bir göller bölgelerini o Aşk Nasır arkalarını, Kırklar Dağı'nı ya Çaykaralılara kaptırdı. Ben Avrupa 2006'dan beri haber yaptım da Çaykaralılar geldi şey yaptılar. Şimdi bütün bunları biz Bayburt'un gerçekten Kop Dağları'ndan Soğana Dağları bizim komplesi. Buraya kadar o kadar doğal güzelliğimiz var ki bizim turizm açısından nelerimiz var nelerimiz. Dağcılıktan tut, yaylacılıktan. Ya ben saymayayım ya bir tur şirketi kurulsa abad olur. Evet. Ama Bayburt diye ben anlatamadım 40 yıldır. Anlatamadım. Allah kanı kanı rahmet etsin. Başlar onu deyip kapatacağım ben hakkıma olan yeri. Faik Bey'e Allah kanı kanı rahmet etsin. İnanın. Ola bir kedinin gözü 40 günde açılıyor da şu Bayburt'un 40 yılda gözü açılmadı demiş. Allah kanı kanı rahmet etsin. Çok doğru ifade. Şimdi Bahattin abi bu sadece yani biz bunları söylerken birilerini kötülemiyoruz. Suçlama da suçlamıyoruz. Suçlama yok. Kültür müdürü de iyi çalışıyor. Belediye başkanım da. Bak Dede Korkut şenlikleri mesele yapıyor. Geniş kapsamlı. Kültür müdürlüğünün çalıştığını söyleyelim. Şimdi başka. Ben kişiyi şey hocam etmeyeyim de. Şöyle hocam bir şey var. Bizim Türkiye'de 181 dernek mi var?
Sayın Başkanım. 184 İstanbul'da gözüküyor. Bak, ama daha hepsi, da fazla diyelim, vardır yani. 200 dernek diyelim. 200'ün üzerinde var. Bu 200 derneğe çok büyük görev düşüyor. Çok büyük görev düşüyor.